Şimdi futbol başlı başına zaten bir işlevi itibariyle yani Rabbinin unutturması, küfürlerinin havada savrulması, insanların o konuyu ilahlaştırması, sanki orada yani imtihanı kaybetmiş, ahiretini kaybetmiş gibi bir maç kaybetmesinde üzülmesi. Yani bunlar hepsi oranın artık bir puta dönüştüğünü açık seçik göstergesi. Ama en rezil yerlerde de Rabbin yasası daima işler. Yani orada da bir bakıyorsun mesela Allah'ın kimileri bu dünyada kibirleniyor, böbürleniyor, kendini bir halt zannediyor, kendini ilah yerine koyuyor. Allah onlara bırakıyor, onların ebedi yaşamdan hiçbir nasipleri yok zaten. Yani onları artık az bir süre bırakması işte bu yasanın istemediği anlamına gelmez. Hangi yasa? Allah kibirlenenleri burnunu sürtüyor. Kimilerinki artık tamamen azabını kat kat artırsın diye o biraz erteliyor. Toptan artık o ebedi helaka sürüyor. Ama genel itibariyle hala umut olan, hala tamamen üzerine azap yazılmamış kişiler o süreç yani günah işleme sürecini devam ederken kendi kıyma süreçlerinde burada her haddini aştıklarında mutlaka karşılığında burunları sürtüyor. Bugün işte bir bakıyorsun keşke Twitter'da böyle gündemler artık silip süpürülse tamamen ilim, akıl, hikmet, tertemiz ayetler, nurlar, çözümler konuşulsa deliller dahilinde en güzel üslupla halle. Ama şu anda işleniyor işte göz ucuyla bakıyoruz insanlar ne yapıyor diye. İşte bir takım transferler yaptı, bir takım bir şeyler şey yaptı hemen kibirleniyor, birkaç maç kazanıyor, kibirleniyor. Geçmişte o kadar kibirlendiği yerde burnu sürtülmüş, o kadar haddi bildirilmiş. Yine işte birkaç maç kazandı, bir bakıyorsun birilerinin hakkını yemeyi, birilerini aşağılamayı, birilerini yok saymayı, verdiği sözleri unutmayı böyle şeyleri artık insanlar da göz yumuyor. Lakin birileri de çıkmış orada ahlaksız bir üslupla kendilerine artık biziz biziz gibi bir tavır içine giriyorlar. Pişman olursunuz, kahrolursunuz. Yapmayın, hak yemeyin, kibirlenmeyin, böbürlenmeyin. Allah kibirlenenleri sevmez.